sevgili izleyicilerim, artık hareketli günler başladı. 7-8-9 Ekim'de Adana Lezzet Festivali. Adana Lezzet Festivali'nin tanıtımı geçen gün İstanbul'da yapıldı. Bugün de Adana'da tanıtımı yapıldı. Müthiş bir kalabalık vardı. Çok büyük bir aksiyon olacak, bundan eminim. Çünkü tüm Türkiye bekliyor, hatta dünya bekliyor. Çünkü Adana lezzette lider. Adana mutfağı çok eski yıllara dayanıyor. Çok çeşitli damak tatları var. Gastronomi merkezi Adana. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi Lezzet Festivali başlıyor. Hemen onun öncesinde, yani Lezzet Festivali ile çakışan bir mobilya fuarımız var. Mobilya fuarımız da önemli bir sektör. Bunların çakışması bazı arkadaşlar dezavantaj olarak değerlendirse de bu aslında bir avantaj. Yani Lezzet Festivali'ne gelecek konukları biz mobilya fuarına aktarabilirsek, yani orayı da lanse edebilirsek, orayı da tanıtabilirsek bu avantaj olur. Bununla ilgili benim ricam bürokratlardan, bu fuar alanıyla Lezzet Festivali alanı arasında bir otobüs seferi yapılsa, bir link seferi yapılsa bu çok güzel olur. Bu katmerli bir Adana tanıtımı olur. Çok kıymetli belediye başkanlarımız, konu başkanlarımız, kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, kıymetli katılımcılar, ben de sözlerine başlayacağım, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bu yıl muharebemiz 6. düzenliyoruz. 4.'sü dijital olarak pandemi şartları dolayısıyla yapılan bir kesintiye uğramaması için yapılan Lezzet Festivali ile birlikte 6.'sını düzenliyoruz. Uluslararası festival gerçekten de uluslararası hem şefleriyle hem misafirleriyle sadece Türkiye'nin dört bir yanında değil, dünyanın da dört bir yanında insanların katıldığı bir festival. Lezzetli bir festival hakikaten damakları çatlatan, kebabından her türlü yemeğine, sokak lezzetinden tatlısına, birçok içecek çeşidine kadar ve yöresel ürünlerin bulunduğu özel bir festival. Ve bu festival, festivaller şehri Adana'da yapılıyor ve bu festivali festival yapma kültürüne